Paşa dedemiz bizi böyle yetiştirdi. Ha, sizin soyunuz Osmanlı'ya mı dayanıyor? Hı hı. Saray. Saray kökünden gelmeyiz. Yani zaten İstanbul'da İstanbul hanımefendisi kaç kişi kaldık ki şurada? Yani türümüzün son örneğiyim neredeyse. Zümrüt Hanım, kahvenizi getirdim. Kusura bakmayın, birazcık soğudu. Çünkü şirket büyük olunca ben toplantı odalarını karıştırdım anca. Tamam, koy şuraya. Teşekkürler Esra'cığım. Sen niye zahmet ettin? Ya mutfaktakileri söylerdik, onlar hallederdi. Hiç sorun değil Çağla Hanım. Ben hallettim, getirdim. Sen ne iyi kalpli bir kızsın öyle ya. Melaike gibisin. Yani insanın senin gibi gelini olsa var ya, sırtı yere gelmez ha. Ne gelinler var biliyor musun? Ne gelinler. Saygısızlık desen onlarda, kabalık desen onlarda, ne büyük bilir, ne küçük bilir. Fenalar onlar. Ya Çağla Hanım, doğru, doğru. Ama bir de ne kaynanalar var bilir misiniz? Gelininin mutfağından kettle götürmüşlüğü var. Hatta bazıları ne yapıyor biliyor musun? Böyle gelin damat fotoğrafı oluyor ya. Gelini buradan yırtıp atıyor. Yok canım, yani o kadar kötü kalpli insanlar kalmamıştır bence. Onlar ancak dizilerde oluyor. Tabii. Yok, kalmaz olur mu? Var. Hatta bazılarının zulmüyle baş etmek o kadar zor ki... ne siz sorun ne ben anlatayım. Yaptıranlar utansın. Yani bakış açısını değiştirmek gerekir değil mi? Yani misal bir kayınvalidenin senin gibi bir gelini olsa... öyle yapar mı hiç? Ha? Yapan yine yapar. Yapmaz. Yapar, yapar. Yapmaz. Yapar. Oğluşum. Ne oluyor burada? Ne yapalım oğluşum? Çağla kızını hasbihal eğiliyorduk. Kendisini çok sevdim. Ben de sizi çok sevdim ben de. Ne kadar asil, ne kadar zarif bir hanımefendi. Diğer kızlar gibi kaba saba değil. Saygısız değil. Nasıl davranması gerektiğini biliyor canım benim. Hanım o kadar yani. Hı hı. Güzel. Çok sevindim ben birbirinizi sevmenize. Afiyet olsun. Ben sizin sohbetinizi bölmeyeyim. Tükürdü bu içine. Hadi bakalım. Anneciğim benim de dışarıda biraz işim var. Hadi giderken bırakayım seni. Tamam oğluşum. Dur bir dakika, ben Çağla Hanım kızımla vedalaşayım, geliyorum hemen. O kadar. Tabii. O kadar oğluşum. Tamam. İyi, tamam, ben bekliyorum o zaman. Tamam, tamam oğluşum. Ben çok memnun oldum zaten. Ya özürük oğlum. Ah canım benim ya. Nasıl sevdim seni, nasıl sevdim. Ya bu benim hiç içime sinmedi. Şöyle yapalım. Akşam bize yemeğe gel. Bu akşam geleyim. Hı. Hı. Yok, ben hemen rahatsızlık vermek istemem size. Ne rahatsızlığı? Yemekte dinledim ki benim elimin kiri. Ya 5 dakikada 12 çeşit yemek yaparım ben, bilen bilir. Hiç rahatsızlık vermezsin. Ozan'ıma da söylerim. Hep beraber şöyle güzelce yemek yeriz, sohbet ederiz. Hem birbirimizi daha yakından tanırız. Tabii ben o zaman seve seve akşam geleyim size. Bekliyorum. Hadi. Kahveyi içme sen. Tamam. Ay şu güzelliğe bak. Güneş güneşliğinden utanır, tutulur kalır seni böyle görünce. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Pınar'cığım, ben işlerimi halledip geleceğim. Sen dosyayı odama bırakabilirsin. Tamam Ozan Bey. Oğluşum. Hah, anneciğim. Oğluşum, bu akşam bize yemeğe gelsen diyorum. Nereden çıktı anneciğim bu yemek? Ya ben ne zamandır böyle ailecek oturup yemek yememiştik. Hadi oğluşum, kırma annesini. Annem. Hadi annem, ne olur. Tamam, giderim. Oldu bu iş. Ne? Oldu. Oldu diyorum yani, işini bitirince gelirsin. Tamam. Tamam. Hadi gidelim. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.